Bir yüzücü bonesi havuzun olmazsa olmazıdır. Uymuyor. Hani hiçbir şey göremiyorum. Ben de bonemi göremiyorum. Nerede? Selam Aylin. Vay canına. Örgülerin harika. Bana da aynısından yapabilir misin? Ha? Elimden geleni yaptım. İyi görünüyor muyum? Teşekkürler dostum. İnce telli saçla bir saç modeli yapmak çok kolay. Bir saç tokası ve bitti. Kalın telli saçla çok daha zor. Saç yapmak çok zaman alıyor. Bu biraz uzun sürebilir. Hey çocuklar, desteğe ihtiyacım var. Saç ambulansı. Bu kadar, bitti. Of, çok uzun sürdü. Venom havuzda. Merhaba arkadaşım. İğrenç. Aylin ıslak saçlarını kolayca topuz yapabilir. Bunu ben de yapmak istiyorum. Fena değil. Aylin, bana bir ayna verir misin? Of, bu şehirdeki en kötü topuz. Kalın telli saçlarla ilgili en büyük sorun, kurutmanın uzun sürmesidir. Çok uzun. Çok uzun. Neredeyse sonsuza kadar. Fotoğrafımı çeker misin? Bak saçımı ne güzel savuruyorum. Bak bakalım. Vay canına. Harika görünüyor. Ben de böyle bir fotoğraf istiyorum. Hazır mısın? Çıkıyorum. Güzel mi? Evet. Neredeyse. Hey, saç kurutma makinesi de yine bozuldu. Tabii ya. Daha güçlü bir fön makinesine ihtiyacım var. Hey sen. Hey güzelim, bana numaranı vermek ister misin? Hayır, sana ihtiyacım yok. Yaprak üfleyicine ihtiyacım var. Teşekkürler. Artık saçlarımı çok hızlı kurutabilirim. Yağmurdan sırılsıklam oldum. İyi ki saçlarımı normal bir el kurutma makinesiyle kolayca kurutabiliyorum. Ne? Kilomun bu kadar olması mümkün değil. Anlıyorum. Islak saç. Cipte sıkma.
İşte oldu. Yine kelebek kadar hafifim. Fazladan saç havlusuna ihtiyacınız var mı? Hayır, bir tane var. Bu yeterli. Saçım hızla kuruyacak. Hey, bir havlu daha alabilir miyim? Tabii hanımefendi. Sanırım hepsini alacağım. Şimdi yeterli. Sonunda saçımı kuruttum. Güzel bir yaz duşu almak çok güzel. Canım. What? Kel falan mı kaldın? Anlamıyorum. Saçın nereye gitti? İşte geliyor. Aa, saçı geri geldi. Sadece ıslanmış. Büyük bir at kuyruğu nasıl yapılır? Denemeliyim. İki at kuyruğuna ihtiyacım var. Biri diğerinin altında. Nasıl oldu? Olamaz. Çok kötü. Belli ki bu pratik bilgi benim saçıma göre değil. Saçıma at kuyruğu yapmalıyım. Hay aksi. Tokam. Daha büyük bir tokaya ihtiyacım var. Eyvah. Yine mi? Okay. Tamam. O zaman en kalın saç tokasını alırım. Beni hayal kırıklığına uğratma. Eyvah. Toka ne kadar büyükse hasar da o kadar büyük oluyor. Bu sefer kesinlikle bir örgü yapacağım. Olamaz. Saçım neden böyle çıkıyor? Güzel mayo. Ve bu. Oh. Bu da ne? Saçlardan bir mayo mu? En yeni moda. Harika bir fikir. Birinci gün. Saçlarım yıkanmış. Temiz ve güzel. İkinci gün. Kuru şampuana ihtiyacım var. Üçüncü gün. Gerçekten mi? Saçımı çok kısa süre önce yıkadım. Hadi banka soyalım. Ya şimdi ya da hiç. Sessiz ol. Okay, okay. Maskeni tak. Ne? Masken nerede? Her zaman üzerimde. Bak, kimse beni tanımayacak. Kıllı bir ninja gibiyim. Umutsuz vakasın. Çok sıcak. Üstüme çıkarayım. Hay aksi. Sıkışıp kaldım. Yine saçım. Of ya. Şimdi ne yapacağım? Oh. Bunu. Bunu. Ve şunu alacağım. Lütfen maskenize takın. Saç maskesi olur mu? Öyleyse devam edelim. Sadece saçımı kurutmam gerekiyor. Ne? Saç kurutma makinesi bozulmuş. Sorun değil. Saçım hava ile çabuk kuruyor. Asansörü tutun. Teşekkürler. Burası çok sıcak. Aa, hey! Burada duran insanlar var. Asansörde çok fazla saç var. Hay aksi. Bu tuhaf oldu. Saçım temiz. Şekillendirmeye başlayabilirim. Saç kurutma makinesiyle başlayacağım. Şimdi geri kalanı için. Sağ
sadece taramam gerekiyor. Ve tabii ki kâkillerime şekil vereceğim. Artık hazırım. Uyuyabilirim. Mükemmel bir saçla uyanacağım. Sabah mı oldu? Ne? Kâküllerim berbat görünüyor. Neden? Saçla ilgili durumlarımızı sevdiniz mi? Öyleyse sizin saçlarınız kalın mı yoksa ince telli mi yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni komik videoları kaçırmazsınız.